Ne diyorsunuz? Rezervlik olayına Tugay Kerimoğlu'nun bakış açısı nedir? Rezervlik dediğimiz zaman şimdi vereceğim yer İngiltere. Kendi ligimiz ve rezervlik değil mi? Yeni sezon için mi? Sadece bu 8 haftalık süreç için mi? Bu Kulüplerimizden gelen talep üzerine okuyalım. Tamam. Süper Lig takımlarının rezerv takım kurarak alt diklerde yarışması isteği doğrultusunda çalışmalara başlamış. Tamam şimdi burada şöyle bakalım. Biz burada oynatmaya başladığımız zaman Oyuncu diyor ki ben dışlandım. Hı hı. Aslında yanlış bir bakış açısı. Niçin biliyor musun? Sakatlığınız vardır. Hani süresi uzundur. 2-3 aylık bir sakatlık e, süresi geçirirsiniz. Fiziksel, kondisyon, oyun anlamında, oyun içerisindeki o hani hazır olduğunuz bünyeyle beraber sezon başlangıcı antrenmanları vardır ya. Sezon içinde yaşayacağım büyük bir sakatlıktan sonra rezerv ilgin olması sakat oyuncular, sakatlanan oyuncular için çok e, önemli bir yer olabilir. Kondisyonunu tekrar yüzde yüze çıkarma şansı var. Fiziksel olarak hazır olma şansı var ki Süper Lig'e çıktığı zaman çok fazla sırıtmasın. Aslında bu ligin özelliği o. Ha, burada oyuncu şunu düşünebilir. Şimdi aslında bunu bölelim. Bunu şimdi paylaşalım. Sonrasında sıkıntı görmeyelim. Görmeme açısından. Türk oyuncusu oynamak ister mi? İster. Sakatlığı varsa veya ha, kadroya alınmadıysa oraya yönlendirdiyseniz oynamak ister mi? Hayır. Yabancı oynamak ister mi? Hayır. Ama oynamak zorunda. E, Kadroya alınmıyorsunuz. Belli bir e, limit var. E Bu limit doğrultusunda o haftayı boş geçirmemeniz için rezervikte oynama şansınız var. Ben İngiltere'de oynadım. Sakatlığım oldu. Cezalı olduğum süreçten sonraki e, fiziksel ve zihinsel olarak geri dönüşümümde oynamam gerektiğine inandığım için, kendi vücut sağlığım için oynadım ben en az 7-8 maç oynadım. Ama bunu hiçbir zaman problem yaratarak, düşünerek hareket etmedim. Şimdi burada... Pardon sözümü... Estağfurullah gidecek. yok yok. Bitti. Hocam şöyle bir tartışma konusu oldu. Diğer kulüplerde diyor ki özellikle e, futbolumuzun dört büyük kulübünde oynayamayan oyuncuların yer bulamayan, şans bulamayan oyunculara daha altlarda oynayan takımların talip olması. Hı -hı. Şimdi onlar da diyorlar ki arkadaşlar böyle olduğunda X takımında forma bulamayan ama gelecek vadeden o çocuğu ben kendi takımımda ilk 11'de oynatabiliyorum. Ben nereden bu e, eğer rezervlik kurulursa ben nereden bu e, iş gücüne sahip olacağım diye? şikayette bulunan takımlarda var. Ya şikayetler gayet normaldir ama yapılan e, organizasyonun içeriği oyuncunun bundan sonraki futbol yaşantısında gelişmesini sağlaması için yapılan girişimlerdir bunlar. Evet tamam bazı kulüplerin ekonomik yönden sıkıntıları olduğu bir pazarıdır gerçek. Pazarıdır o onların yani, pazarıdır yani. E, şimdi aslında rezervlik diye bakıldığı zaman diğer kulüplerin e, talep etmek istediği oyuncu karakterleri zaten gönderilecek kulüp tarafından liste olarak verilir. Bunlar zaten kaçınılmaz ama rezerv ligin kendine ait bir özelliği olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi A takımında oynayan oyuncunun fiziksel ve e, kondisyon anlamında tekrardan aynı seviyeye gelmesidir. Ha, diğer kulüplerdeki bakış açısı ekonomik yönü olabilir. Ekonomik yönünün çok fazla artı olmadığı bir ortamda e, istememesi kadar da doğal bir ortam olamaz. Ona da saygı göstermek lazım ama her zaman bunu e, izah etmekten kaçınmayacağım. Eğer oyuncu kendi futbol yaşantısını belli bir mertebeye getirip kariyeriyle beraber efsane diye anılmak istiyorsa bu ligler veya bir üst ligde hiçbir zaman eskizi olmaması lazım. Tugay yani. Çerimoğlu da oynadıysa rezervlikte oynadım. ve şu an bunu e, büyük bir keyifle anlatıyorsa ya bizlere, anlatıyorum çünkü niçin, doğru bir örnek. Ya bu doğru olması gereken bir örnek bu. Alınan karara ben saygı duyuyorum ve doğru bir karar olduğuna inanıyorum. Ta ekonomik yönünü tartışırız. Ama şimdi üst ödelemden sakatlık yaşamışım İngiltere'de. Bunu A takım e, oyuncu grubuyla yüzde yüzümle hazır olmadığımda ne kadar faydalı olabilecek ki teknik direktör benden? Ama ben burada oynayacağım, rezervlikte oynayacağım bir bölümde hem oyuncu grubuyla yaş olarak benden küçük olması önemli değil. Önemli olan benim sağlamın geri kazanılması ve yukarıya yüzde yüzüyle hazır çıkayım. Mantalite bu aslında.